Ben Muco Kaçkarlar'da yaşıyorum. Hem şimdi bir ailenin çocuğuyum. Kaçkar Dağları. Kaçkar Dağları'nda bunu her sene yapıyorum. 4 kere giriyorum suya. Ve yazın hiç hastalanmıyorum. Bu bir benim yaptığım her seneki bir ritüel diyelim. Şu dağların güzelliğine bak. İnsanlar suya girince üşüdüğünü sanıyor. Üşümezsin, suya gir. Üşümezsin. Kesinlikle üşümezsin. Su seni üşütmez. Yani bu su dondurmaz insanı ama suyun kalbine dokunmasını bileceksin. Suyun da bir kalbi var. Ona dokunmasını bildikten sonra hiçbir şey olmaz. Doğayı koruyalım. Doğaya ecileştiremesin. Yaşamak için doğaya uyum sağlayacaksın. Bu kadar. Su derecesi kaç abi? Ya şu anda buz tuttuğuna göre burası -7, -8 o arada. Mutlu Gezgin Sincap var. Küçük Oteller kitabını yazan bir arkadaşımız. Onunla geziyordum. Benim yaptığım doğadaki işlere bakarak sen dedi Kaçkarlı Muco diye geçiyordu benim adım. Sen dedi Kaçkarlı Muco değil, Kaçkarlı Viking gibi yaşıyorsun. Balta, suya girmeler, buzları kırma, doğada bu şekilde ateş yakma falan bu şekilde yaşıyorsun. Senin adın Kaçkarlı Viking olsun dedi. Buradan kendisine teşekkür ediyorum Mutlu'ya. Onun sayesinde Kaçkarlı Viking olarak kaldık. Ama ben bunu çocuklukta da yapıyordum. Değişen bir şey yok yani benim hayatımda. Ben keçilerim suya düştüğü zaman sudan kurtarmak için iniyordum, kaldırıyordum yani suya giriyordum. Bu çocukluktan beri bende gelen bir şey var zaten böyle suya girme. Ben üşümüyorum yani. Bence bu dediğim gibi suyun kalbine dokunacaksın. Suyun kalbine dokunursan su seni korur.